أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri yoktan var eden, yaşatan, akıl ile donatan ve iman ile şereflendiren Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Onun kutlu elçisine Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamışken neden hale kendini yoruyorsun denildiğinde şükreden bir kul olmayayım mı diyen, Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde daha çok ibadet etmeye zaman ayıran, her sözü ve fiiliyle bize örnek olan sevgili peygamberimize, al ve ashabına salat ve selam tahiyyatü ikram olsun. Aziz dinleyenlerimiz ve takipçilerimiz, bugün sizinle 19. cüzün mesajlarından birkaçını paylaşmış olacağız. Allah Teala istifade eden ve duyduklarıyla amel eden kullarından eylesin. Değerli kardeşlerim, 19. cüzde Furkan suresinin büyük çoğunluğu, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin ilk 55 ayeti yer almaktadır. Furkan suresinde Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları tanıtılır. Bu yönüyle genelde Kur'an-ı Kerim, özelde ise Furkan suresi ideal müminin vasıflarını anlatan surelerden bir tanesidir. Buradan amaç, esas ve temel hedef insanı kamil yetiştirmektir. Hayatımızın daha anlamlı hale gelmesi de temel hedeflerden biridir. İdeal müminin vasıflarına gelecek olursak özetle şunları söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Müminler mütevazıdır, cahillerle tartışmazlar, onlara selam der ve geçerler. Geceleri teheccüd namazında Rablerine secde eder ve kıyamda dururlar, dua ederler. Harcamaları dengelidir, ne israf eder ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymaz ve insan öldürmezler, zina etmezler, hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler, hatada ısrar etmezler, yalan yere şahitlik etmezler, boş ve faydasız şeyleri vakallı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır kesilmez, itaat ederler. Bu vasıfta olan insanlar cennetin en yüksek makamında olacaklardır. Allah hiçbir ameli karşılıksız koymaz değerli kardeşlerim. Onun rızası için ona doğru bir adım attığımızda o bize iki adım atacaktır. 19. cüzde anlatılan müminlerin vasıflarından biri de cehennem azabından kurtulmayı istemeleridir. Ayet şöyledir. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı tükenmeyen bir acıdır. Bu ayet, aziz kardeşlerim, müminlerin ahireti daha çok önemsediklerini, onların dünyevi olmaktan ziyade uhrevi olduklarını bizlere hatırlatmaktadır. Keza bu ayet, insanlarla iyi geçinmeleri ve Rablerine ibadet etmede gayret göstermeleri yanında azap hususunda endişe duyduklarını ifade eder. Bu yüzden azabın kendilerinden uzak tutulmasını önemseyerek Allah'a tazarruda bulunurlar. Hatırlayacak olursak bundan önceki ayet şöyleydi. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Vasıfları böyle olan müminler, amellerine güvenmeyip Rablerine hep yakarış içindedirler. Bu anlayış bugün tamamen değişmiş olup, kendini ibadet ederek bulan bir insan, Allah beni cennete koymayacak da kimi cennete koyacak diyerek yaptığı iyilik ve ibadetlerle ahkam kesmeye kalkışmaktadır. Bu tavır Kur'an ayetleriyle çelişmektedir. Oysa mümin ameline güvenmeyip akıbeti için hep endişe duyar ve her daim Rabbine yakarır, ondan
yardım diler. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenler, 19. cüzde yer alan Şuara suresinde bazı peygamberlerin mücadelesi ve hakka kulak vermeyenlerin helakı anlatılmıştır. Bunlardan Firavun haddi aşıp isyan edince ve Hazreti Musa'nın iman davetine icabet etmeyince kavmiyle birlikte helak olmuştur. Hazreti Nuh'un kavmi onun hem onun davet ettiği hakikati hem de ona inananları küçük görünce helak olmuşlardı. Hazreti Hud kavmi Ad da peygamberlerini yalanlamıştı. Oysa ki Hazreti Hud onları türlü nimetlerle donatan Allah'a inanmalarını istemişti. Onlar ise ister nasihat edilsin, ister edilmesin her türlü inanmayacaklarını söylemiş, isyan bayrağını çekmişlerdi. Sonunda da helak olanlar listesine girmişlerdi. Hazreti Salih'in kavmi Semud, peygamberlerine türlü iftiralarda bulunmuşlardı. Allah'ın onlara müreffeh bir hayat bahşettiği hatırlatılmış olsa da ders çıkarmadılar değerli kardeşlerim. Semud kavminin akıbeti peygamberlerine inanmayan, yalanlayan, hakir gören, küçük gören diğer kavimlerin akıbeti gibi oldu. Lut kavmine geldiğimizde de aynı akıbetin onların da başına geldiğini görüyoruz. Hazreti Lut yaptıklarının çok kötü bir iş olduğunu, Allah'ın fıtratına aykırı olduğunu ve azabı gerektiren amellerden biri olduğunu onlara hatırlatınca onları oralı olmayıp bildikleri gibi yapmaya devam etmişlerdi. Ve neticede onlar da helak olmuşlardı değerli kardeşlerim. Bu cüzde, 19. cüzde anlatılan kıssaların temel bir mesajı vardır. Ortak yönleri şudur. Peygamber ve ona inananlar kurtuluşa ermiş, helak olmamışlardı. Hiç kimse helak olmamıştı peygamberine inanan o zamanın insanları değerli kardeşlerim. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnananlar mutlak manada felaha erişeceklerdir. Dünyaları anlamlı olduğu gibi ahiretleri de naim cennetinde konaklamak olacaktır. Yine bu cüzümüzün temel mesajlarından bir tanesi, o gün kıyamet günü ne mal ne de fayda vermeyeceği hususu hakikatıdır. Estaizu billah, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında o gün mal da çocuklar da fayda vermeyecektir. Ayet-i Kerime'de geçen kalbi selim farklı şekillerde yorumlanmıştır. Onlardan birkaç tanesi şudur. Şirk ve şüpheden arınmış, iman esaslarına samimiyetle inanmış kalp. Diğer bir yorum da kötülüklerden arınmış. Bir başkası da sünnete gönülden bağlı olup bidatlerden uzak duran, mal ve evlat sahibi olduğu için şımarmayan kalp şeklinde yorumlanmıştır, tefsir edilmiştir. Bir başka tefsir de şudur, daha çok kabul gören tefsir, cehaletten ve kötü huylardan arınmış kalp olarak açıklanmaktadır değerli kardeşlerim. Osmanlıca olan şu şiir, bu ayetten ilhamla söylenmiştir. Sanma ey hace ki senden zeru sim isterler, yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler. Manası şudur, ey efendi sanma senden altın gümüş isteyecekler, hiçbir şeyin fayda vermediği günde tertemiz kalp isterler. Diğer bir mesajımız, bu cüzde yer alan değerli kardeşlerim, Allah'ın her an yaratma halinde olduğu hakikati hususudur. Yani sadece bazılarının inandığı gibi kainatı yaratıp köşeye çekilen bir yaratıcı bir ilah değildir, haşa. Her şey Allah'ın elinde ve tasarrufunda olduğu bu cüzde
çok veciz bir şekilde anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim alemlerin Rabbini tavsif ederken yaratan, bakın yaratan, hidayet veren, yediren ve içiren, hastalık veren, şifa veren, öldüren ve dirilten ve günahları bağışlayan olarak tavsif edilmiştir. Bu bize neyi gösteriyor? Allah her daim aktif bir şekilde yaratma halindedir. Bu ayetler bize bunları hatırlatıyor. Kısaca şunları hatırlatıyor. Rabbiniz her an yaratma halindedir. Her şey onun kudret ve tasarrufuna bağlıdır. O dilemedikçe hiçbir şey olamaz. İşte bu hakikat, değerli kardeşlerim, sanılanın aksine Allah kainatı yaratıp köşeye çekilmiş bir yaratıcı değildir. Faal ve aktif yaratıcıdır. Evet değerli kardeşlerim, 19. cüzde bulunan mesajlardan birkaçını paylaşmış olduk. Daha önce de söylediğimiz gibi sadece mesajlar bunlardan ibaret değildir. Günlük aslında okuma yaparak Kur'an-ı Kerim'in mesajlarına vakıf olabiliriz. Yani işlerimizin arasına sıkıştırmak değil de işlerimizi Kur'an okuma arasına, namaz kılma arasına, ibadetlerimiz arasına sıkıştırmak aslında istenen bizden budur. Değerli kardeşlerim, Rabbim cümlemizi kalbi selim olanlardan eylesin. Bunun için uğraşan, didinen, gayret gösteren kullarından eylesin. İçinde bulunduğumuz salgın afetinden en kısa zamanda cümlemizi kurtarsın inşallah. Hasta olanlara Rabbim şifalar versin. Rabbim Ramazan bayramına sağlık ve sıhhat içinde eriştirsin. Kalın sağlıcakla.